Sevgili sektör mensupları, dünyanın ikinci büyük, Türkiye'nin ise tek büyük platformunun üzerindeyiz. 23.sü düzenlenen Ev Tekstil Fuarı'ndan Mutex'in katkılarıyla hepinize merhabalar diyorum. Hayırlı işler diliyorum. Ve her yıl olduğu gibi standları, firmalarımızı yine sizler için ziyaret ediyorum. Dop dolu bir stand karşınızda. Efendim, neredeyiz? Eşref Tekstil'in standındayız. Eşref Tekstil'in ortaklarından Sayın Bülent Kemaloğlu bizimle birlikte. Aslında Bülent Bey'i ben daha önce size birçok defa takdim ettim. Sizlerle birçok defa tanıştırdım ama biz yine de hatırlatmakta fayda görüyoruz. İzninizle diyorum. Efendim merhabalar Bülent Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Çok şükür. Her şey yolunda. Her şey. Ne güzel. Görüyorum zaten. Yolunda olduğuna da inanıyorum. Çünkü her şey çok pozitif. Her şey çok enerjik bize yansıyor. Ve biz sizi tanımak istiyoruz. Sizi hatırlamak istiyoruz. Tabii. Şimdi biliyorsunuz perdesatıcılar.com'un da aynı zamanda bir köşesini işgal ettim. Orada da yazılar yazmaya çalışıyoruz sektörle ilgili. Nur veriyorsun. Estağfurullah, sağ olun. Şimdi siz de bu dünyanın içindesiniz. Bizi de sektördekiler bilir. Roma Plus markamızı da son yıllarda daha çok öne çıkardık. Şimdi biz bu sene 4. holdeyiz. Yerimiz A16'da. Gördüğünüz gibi Roma Plus markası biraz fantazi bir grup. Daha önce de etkinliklerde bahsetmiştik. Bununla ilgili çalışmalar yaptık, hazırlıklarımızı bitirmiştik ve tahmin ettiğimizin de üstünde bir ilgi gördü. Yani artık insanlar açıkçası kaliteyi fark ediyor, bunu söyleyeyim. Biz de bundan gurur duyuyoruz. Bu durum bizi son derece memnun ediyor. Siz de zaten tanık olduğunuz bir kısmına. Gayet iyi. Yerli yabancı misafirlerimiz var. Sanırım bugün ve daha sonraki günler biraz daha hareketli olacak. Dün biraz daha sakindi, fuarın ilk günü olması itibarıyla. Durum özetle bu. Biz Sultanhamam'dayız biliyorsunuz. Evet, Sultanhamam'a bir gidelim şöyle diyecektim ki Sultanhamam'a bizi götürün ve Sultanhamam'dan haberler verin. Şimdi ben çok yenilikçi bir fikre sahip olmakla beraber geleneği inkar etmeyen bir insanım. Ve bu geleneğin tam ortasında Sultanhamam vardır bizim sektörde. Daha doğrusu diğer sektörlerin çoğunda da. Fakat mefruşat ve perdede ben kendim yaşım itibariyle öğrendiğimde Sultanhamam, hala Sultanhamam, belki de geçmişte de nokta olarak enerjisiyle Sultanhamam olacaktır. Yani bunu duayenlere de sorsanız, bunu tarifi budur. Bununla ilgili envaytür belgeseller yapıldı, kitaplar yazıldı, filmler çekildi, çekilmeye de devam edecek. Çünkü bu sadece Türkiye özgü bir şey değil. Şehirlerin bir ticaret noktaları vardır. İstanbul'da da sektörün, mefruşatın, giyimin, bunların çıkış ana noktası, ana ivme yeri Sultanhamam'dır. Biz de orada olmaktan, oradan çıkmaktan, hala da orada olmaktan memnunuz. Durum özetle bu. Peki biraz daha etraflıca tanımak istersek, Eşref Tekstil'in müşteri portföyü nerelere kadar ulaşır? Eşref Tekstil toptancılıkta gelmek istediği noktaya geldi mi? Ortağınıza selam gönderelim bu arada, ortağınızın kulaklarını çınlatalım. Biraz daha etraflıca anlatın. Ya tabii şimdi biz Eşref Bey 30 yıllık bir sektörel deneyimi var. İdarecilik yapmış firmalarda. Biz 17 yıldır Sultanhamam'dayız bir fiil. Hem showroom'umuz hem toptan bölümümüz var. Yanılmıyorsam belki arkadaşlar daha iyi bilebilirler ama 400 ya da 400'ün üstünde bir noktadayız tam şu anda satış yaptığımız, satış kanallarımız. Bazı ülkelerde geçen seneden beri Emel Hanım alt toptancılar oluşturmaya başladık. Yani çünkü büyük ülkelerde sizin teker teker satış mağazalarına ürün satmak ve onu takip etmeniz zor oluyor. Onun yerine sizin yerinize toptancılık yapacak firmaları buluyorsunuz. Bunun tek yolu da cuttinginizin, yani setinizin çok iyi olması. Eğer setiniz çok iyi değilse Ukrayna'daki bir kişi gelip sizin alt toptancınız olmaz. Aynen. Ya da Kosova'daki ya da İran'daki. Dolayısıyla bununla ilgili bir çalışma yapmıştık. Başarılı da olduğumuzu düşünüyorum. Yurt dışında yaklaşık bu sene 15 ülkeyi bulduk. Türkiye'de de dediğim gibi yani 400'e yakın noktada ürünlerimiz var. Bayilerimiz var. Ciddi bir ekip çalışması yaptık. Özellikle bu sene son 6 ayda
Ar-Ge'sinden tutun da bütün arkadaşlar hemen hemen şu anda bizim bayilerimiz, buraya gelen bayilerimiz bu ürünlerimizin çoğunun ilk çalışmalarını görmüşlerdir desem yanlış olmaz. Önce onlara danışıyoruz çünkü onlar satıyorlar. Onlara fikirlerini alıyoruz. Onlar bizi yönlendiriyor. Biz de yanlış bir şey yapmamaya çalışıyoruz böylece. Aslında bana sorarsanız da Bülent Bey, iyi kötü bu sektörün içerisinde varım ve dolaşıyorum. Ar-Ge nasıl yapılır dediklerinde gençlere şunu söylüyorum. Ar-Ge'yi en iyi müşterinize danışarak yaparsınız diyorum. Bravo. Yani müşterinizle istişare içerisinde olun. Müşterinin ne istediğini iyi bilin diyorum. Şimdi benim anladığım kadarıyla Eşref Tekstil'in önem verdiği noktalardan biri de bu. Peki Eşref Tekstil bu kadar Ar-Ge çalışmasından sonra dediniz ya fantezi ürünlerimiz bizim ağırlıkta diye. Hangi ürünleri getirdi fuara? Fuarda hangi ürünlerle öne çıktı? Şimdi öncelikle bu sene bizim belki çekimlerde de göreceksiniz. Biz dış dizaynlarımızı Emel Hanım bu sene vitrincilere yaptırdık. Klasik model yerine vitrinci Osman Bey'de o kısımlarda vitrin işlerini yapan arkadaşlardan profesyonel destek aldık. Çünkü modeli zaten drapesidir, kanatlarıdır. Bunu zaten perdeciler biliyor. Biz kumaşı onlara gösterdiğimizde onlar nasıl yapılacağını biliyor. Ustalar çok iyi biliyor. Biz kumaşın kendisini gösterelim dedik. Bu sene ağırlıklı olarak özellikle brodeler, nakışlar, fonlu gruplarda ise %65-70'e yakın pamuklu kumaşlar yaptık. 3-20 eninde pamuklu gruplarımız çok fazla ve rengarenk bunlar. En çok ilgiyi de bunlar gördü. Çünkü siz de biliyorsunuz ki bizim sektörde pamuklu kumaş yapmak kolay bir şey değil. Hem maliyet açısından evet. Hem de çok iyi bir üretim bandından geçmesi gerekiyor. Bundan çok memnunuz. Özellikle yabancı müşterilerimiz onlar biraz daha derslerini çalışarak gelmiş oldukları için baktıklarında hemen o ürünleri şunlar şöyle bir kalsın diyorlar. Ben fark ediyorum. Sanırım bu sene biz bu ürünlerle ilgili ciddi bir yol alacağız. Öyle gözüküyor. Eşref Tekstil'in fuara katkıları da çok önemli. Fuarda binin üzerinde katılımcı var. Küçüğüyle büyüğüyle her birinin ayrı ayrı fuara katkıları var. Siz olmazsanız bu fuar olmaz zaten. Ben yeri ve öneminiz hakkında da konuşmak istiyorum. Bu platform hakkında da sizinle konuşmak istiyorum. Evet. Şimdi biz dediğim gibi Türkiye sıkıntılı bir dönemden geçiyor olabilir. Biz istihdama ve katkıya hala ısrarla kendi gücümüze göre katkı sunmaya devam ediyoruz. Yani bu süreçte son bir yılda hiçbir şekilde istihdamdan geri durmadık. Tam tersi arttırdık. Ürün insanlar biraz daha stoklarda ve maliyetlerde aşağıya doğru inerken biz kendi bütçemizden biraz daha fazla ödün vererek, özveride bulunarak bu seneyi kendimiz tam zor dönemde atılım senesi ilan ettik. Yani, ürmeler öyle olur zaten. Yani, öyle olur. Öyle de olmak zorundadır. Yani biz içe kapanarak büyüyemezsiniz. İçe kapanarak büyüme olmaz. Dolayısıyla şimdi bizim ev tekstil dünyasında çatı kuruluşlar iyi bir ivme kazanmışlar. Hepsine burada sizin aracınızda çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün tekstil sektör büyüklerine. Biz de cutting kısmında çok iyi bir firma olmak için yola çıktık. Bütün derdimiz budur bizim. Yani bugün dünyanın neresine giderseniz gidin toptancılıkta kesim kısmı, cutting kısmı çok iyi olan firmalar başarılı. Bize burada ilk sorulan şey, siz cutting'de nasılsınız? Stoğunuz nedir? Şimdi buna doğru cevap verebiliyorsanız, gönül rahatıyla cevap verebiliyorsanız bu iş tamamdır. Tabii ürün seçimini inkar etmiyorum. Şimdi az önce siz bir şey söylediniz, o çok çok önemli. Ar-Ge'de satıcıdan fikir almadan, satan kişi halkın nabzını, alıcının nabzını bilmeden ben kendim ofisimde ya da fabrikada seçtim. Olmaz. Satıcıya danışacaksınız, satıcının fikrini alacaksınız. Yani bayilerinizin, onlar size renklerde, desenlerde fikir verecekler ve bu da sizin hata yapmanızı engeller. Aynı zamanda aslında ciddi bir israfı da engeller Emel Hanım. Türkiye'de biliyorsunuz çok ciddi bir üretim var ve bu üretimin neredeyse %25-30'u atıl, boşta. Yani bu nedenle fiyatlar bazen aşağı iniyor. İnsanlar bu kadar ürettikleri şeyleri satmak zorunda kaldıkları için fiyatlar aşağı iniyor ve bazen de kalite düşüyor. İşte bunun önüne geçmek. İhtiyaç ne? İhtiyaca göre üretim yapmak. Cutting'in en güzel tarafı bu. Ha biz toptancılar belki çok fazla yük alıyoruz sırtımıza. Çünkü stok bize ait. Ama bunun da karşılığını iyi noktalara, iyi bayilerle almaya çalışıyoruz. Fuara gelirsek ilk sorduğunuz noktaya. Ben çok güzel geçeceğini düşünüyorum bugünden sonra da özellikle. Genelde firmalar çok daha renkli gördüm ben bu sene. Yani dizaynerlerle beraber çok daha renkli gördüm.
Ama bununla beraber bir de sadeleşme de gördüm. Eskiden biraz daha affilli, biraz daha frapman şeyler yapılıyordu. Sanırım herhalde uyarılar çok geldi ki daha tarz ve sade. Aslında şöyle de diyebiliriz, firmalarımızın birçoğu artık Avrupa'ya açıldı. Şimdi Arap etnik kökenine göre birçok firma Orta Doğu ve Doğu'yu düşünerek ürün çıkarıyorlardı. Şimdi bu sevindirici bir haber, Avrupa'ya yönelik de ürünlerimiz çıktığı için sadeleştirme kısmında ben öngörüm budur. Doğrudur, çünkü yani ürün odaklı artık standlar yapılıyor. Yani burada profesyonel destekler de alınıyor. Ula kalabalık öyle aman aman ne olduğu anlaşılmayan şeyler yok. Daha sade ve tarz şeyler. Doğrusu bu. Biz ne iş yapıyoruz? Kumaş. Perdeci miyiz? Perdeciyiz. Başka sektördekiler ya da yan kuruluşlar döşemeci mi? Döşemeci. O zaman siz ürünü sevgileyeceksiniz. Onun dışında bir şey sektöre bir şey kazandırmaz. Yani fake olur İngilizce tabirle. Dolayısıyla umarım çok güzel geçer. Yani bu kadar çaba, bu kadar emek, bu kadar sermaye, bu kadar birikim. İşte hepimiz bu sektörün içindeyiz, aynı geminin içindeyiz. Umarım çok güzel olur. Biz de umuyoruz ve diliyoruz ve diyoruz ki Eşref Tekstil ailesi adına Bülent Bey şöyle kameraya dönsün ve çok değerli müşterilerine seslensin. Sezonu açtık biliyorsunuz. Değerli müşterilerine neler söylemek ister? Şöyle bir davette bulunsun. Fuara gelemeyenler, gelenler Eşref Tekstil'i Sultanahmam'da ziyaret etsinler. Şimdi ben özellikle şöyle söyleyeyim. Biz fuardan önce eski çalıştığımız, şu anda hala çalışmakta olduğumuz yurt içinde ve yurt dışındaki bütün bayilerimize zaten fuar davetiyeleri gönderdik. Yani onlar gelsinler kendi imkanı diye bir şey yok. Biz hepsine teker teker davetiye gönderdik. Ayrıca sizin aracınızla hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü eğer gerçekten onlar olmasalar bizim bu emeğimizin, çalışmalarımızın hiçbir anlamı olmaz. Burada da yine bütün ekip arkadaşlarıma, başta koordinatörümüz İbrahim Bey'e ve diğer satış kanalındaki, muhasebedeki, kesimdeki bütün arkadaşlarıma sizin huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük emek harcanıyor. Çok zor işlerdir cutting ve kesim işleri. Eğer buraya gelemeyen dostlarımız olursa Sultanahmam'da Aşir Efendi Caddesi'ndeyiz zaten. Bunu herkes artık biliyor. Rome Plus ve Eşref Tekstil tabelalarını görürler. Orada onları ağırlamak isteriz. Fuar zamanı, fuardan sonra ne zaman arzu ederlerse. Ramazan ayında da eğer kısmet olursa tekrar görüşeceğiz. Tekrar birlikte olacağız bayilerimizle, sizlerle. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Sizin de emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Diğer sektör mensupları, efendim yine bir başarılı firmadan, yine bir görselliğiyle harikalar yaratan standtan seslendik sizlere. Mutex'in katkılarıyla haberlerimizi yaptığımızı tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum ve fuarda turlamaya devam ediyoruz diyorum.